Arkadaşlar, size bir enteresan hikaye anlatacağım. Bu çok enteresan, çok dikkat dinlemenizi istiyorum. Düzce depreminde yerle bir olan apartmanlardan biri Işık Apartmanı'ydı. Bütün Düzceliler bilir. Bu apartman deprem esnasında yerle bir olurken enkaz altında kalan 20 kişi feci şekilde can vermişti. Işık Apartmanı'nı yapan müteahhidin adı ise Hamza Cebeci'ydi. Bu isme dikkat edin, Hamza Cebeci. Depremin ardından Işık Apartmanı faciası mahkemeye intikal etti. Işık Apartmanı'nı yapan Hamza Cebeci olayla ilgili yargılandı ve hapis cezası aldı. Ama buna rağmen Düzce depremi üzerinden 5 yıl geçmişken 2004 yılında gelindiğinde bu Hamza Cebeci Düzce'de 20 vatandaşa mezar olan Işık Apartmanı'ndan hapis cezası alan Hamza Cebeci AKP'den Üsküdar Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. Bu da yetmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Komisyonu üyeliğine seçildi bu Hamza Cebeci. Bir de bunun ortağı var. Fahri Çakır. Hala hazırda Düzce milletvekili. Bu apartmanın yapımına da ortak. 2002'de yani 20 kaçıncı dönem oluyor? 2002 yılında 22. dönemde Düzce milletvekili olarak seçildi kendisi. Ve dokunulmazlık zırhına kavuştu. Sonra 22. dönemde milletvekili yaptıktan sonra tekrar kendisi bu dönemde 2018'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden seçildi. Tabii seçilince ne oluyor? Bu yargılamalar duruyor. Şu anda halen milletvekili bu Fahri Çakır. Bu arada hemen belirtmeliyim ki Işık Apartmanı'nı yapan bu iki ortaktan Hamza Cebeci. Hani önce AKP'den belediye meclis üyesi olmuştu. Sonra İstanbul'da İmar Komisyonu Başkanı olmuştu. Şimdilerde idare meclisinde. Ve şu an Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu Darül Acize Kurumu'nun başkanlığını yapıyor. Taze bir bilgi daha vereyim. Hamza Cebeci 9 Mayıs 2020'den bu yana da Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yapıyor. Yani AK Partililerin devlet hassasiyetine bakın. Depremde 20 kişiye mezar olanı milletvekili yapıyor, binayı yapanı. Sonra diğerini alıyor, yükseltiyor. Hiç utanmadan ve sıkılmadan bunları yapıyorlar. Milleti aptal yerine koyuyorlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Belgeleriyle söyledim. Şu an biri milletvekili, biri de Cumhurbaşkanı danışmanı. Aynı zamanda Darül Acize'nin de başkanlığını yapıyor.